Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. İki ismin yılın 4. görüşmesini gerçekleştirdi. O görüşmeye dair şimdi ayrıntıları alacağız. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş karşımızda. Ahmet, nedir ayrıntılar? Neler vardı masada? 14 Mayıs seçimlerine giderken Ankara'da siyasi trafik hızlandı, görüşme trafiği arttı. MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. İki isim son olarak 8 Mart tarihinde yine bu noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüştü. Yılın 4. görüşmesi tabii ki eğer iki liderin deprem temasları sayılmazsa 4. görüşmesi oluyor. Peki masada ne var? Masada çok sayıda konu başlığı vardı, sıcak başlıklar vardı. Özellikle de 14 Mayıs seçimlerine giderken iki kritik tarih öncesinde gerçekleşti bu görüşme. 23 Mart tarihi oldukça önemli çünkü siyasi partilerce Cumhurbaşkanlığı adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmasının son tarihi 23 Mart. Ayrıca 24 Mart'ta da ittifak protokollerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi gerekiyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurunun ne zaman yapılacağı merak konusu bu önemliydi. Bir diğer hususta Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği, özellikle de bugün bu iki liderin görüşmesinden önce Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıklamıştı. Önemli bir nottu. İki ismin görüşmesinde bu konunun da ele alınması bekleniyordu. Ayrıca şunu da söyleyelim. AK Parti kurmayları Yeniden Refah dışında DSP, ANAP ve Hüdapar'la temasları olmuştu. Bu kapsamda seçimler öncesi Cumhur İttifakı'na yeni bir partinin katılıp katılmayacağına ilişkin iki liderin de değerlendirme yaptığı tahmin ediliyor. Bir diğer önemli husus Türkiye'nin de gündemi deprem, sel ve afetler konusu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezde yaşanan depremler, ardından gelen binlerce artçı sarsıntı ve son olarak sel felaketinin ardından afet bölgesinde atılan ve atılacak adımlar, afet zedelere yönelik yardımlar iki liderin görüşmesinde önemli bir konu başlığıydı. Ve görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı, ancak iki liderin tokalaştığı bir ana ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı. Bunun dışında bir bilgi paylaşılmadı, ancak önümüzdeki günlerde bu görüşmeye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkacaktır. Biz de süreci sizler için takip ediyor olacağız.